Ne oluyor lan? Abi uzaktan atış var. Arka kapıdan çıkmamız lazım bana. Baba! Buradayız yeğenim. Öldü mü, öldü mü? Ercan nerede? İshak nerede? He? Eminim ben nerede, İlyas. Kaçtılar abi. Tekin'i arabaya bindirin. Ben iyiyim reis. Çok şükür. Bizi kim kurtardı? Tam olarak anlayan var mı? Ne demek o? Vallahi dayı. Baskına geldik, baskın yedik. Allah'tan uzaktan biri Hızır gibi imdadımıza yetişti. Kim kim? O sniper kim? Ya Doğan babanın kimsesizdir kesin. Yani başka kim olacak? Pınar Hanım, sen nereye gittin ablam bu saatte? Nöbetçi eczane aradım Kazım abi. Söyleseydin abla, ben yollardım çocukları. Özel şeyler de alacaktım. Ha, tamam abla.
Her şey yolunda mı reis? Yolunda. Soran ya da aşağı inen oldu mu? Yok reis. İyi. Ben üstüm başımı değiştireyim. Sen de amcamlar gelmeden şunları yok et. Tamam reis. Bu kimsesiz Doğan. Böyle gizli saklı yerleri nereden öğreniyor? Doğan'ın orduları var. Nasıl orduları var? Sokaklar kimsesiz dolu. Onun çöpünü karıştırırlar, bunun fişini kocalarlar. İşte bir şekil bulurlar. Hızır Ali'nin de huyumu değiştiğini anlamadım ki. En azından telefonda konuşurdu yani. Şimdi ses yok, öldük burada meraktan. Tipiden duyduğum kadarıyla Behzat ona konuşmayı yasaklamış. Bundan sonra telefonla konuşmak yok demiş. Behzat'ı da tanımasak bu dediğine inanacağız Tufan abi. Behzat yeter ki sinirlensin. Telefonda herkesle her şeyi konuşur o. Ya Pınar Hanım, artık ne yap et bu alpaslarını bir ayağa kaldır ya. Olmay ki böyle. Ona daha var Tufan Bey. Ama yavaş yavaş toparlanacak inşallah. İnşallah. Tufan abi, sana bir kahve yapayım ben. İyi hadi içerim bir kahveni. O zamana kadar da onlar geldi geldi, gelmedi. Bana müsaade, ben kaçarım. Sen dur. Hoş geldiniz abi, geçmiş olsun. Sağ ol. Alparslan nerede? Aşağıda abi. Kimse çıktı mı dışarı bugün? Yok abi, niye? Yokmuş. Üstümü değiştirip geliyorum ben. Ne oluyor İlyas? Yok bir şey. Abim işte saracak yer arıyor. Kafasında bir tane alpaslan var ama ortada öyle bir alpaslan yok. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. Yok bir şey. Amca, Hızır Ali nerede? Onu mezbahanede bıraktık. Yani Didem'le evleneceğimi ölürüm daha iyi dedi. Benim de aklıma yattı, bıraktık, geldik. Laf mı şimdi bu söylediğim Behzat? Hepimiz çok korktuk. Sabahtan beri ne çektiğimizi bir bilsen. Ya kocanı getirdik işte Ömür, uzatma. Bununki de Tekinleri fidanlığa götürdü. Tekin'i az biraz ezmişler. Deme ya. Ya ne az biraz Tufan ha? Önce Tekin'i buzdolabına atmışlar. Senin usul. Sonra çocuk donunca çıkarmışlar. Yer misin yemez misin? Yer misin yemez misin? Bir sürü dövmüşler. Sonra... Enişte. Hı. Uzatacak mısın da? Yok canım yani... Durumları iyi, çok şükür. Durumu iyi. Ya zaten Tekin'im işkenceye dayanıklıdır. Kendini çabuk toplar. Sen niye eve gitmedin de buraya geldin? Hatice buradadır diye geldim İlyas'ım. Sağ olsun Behzat yolda izin vermedi. Bir insan karısını arasın, ben iyiyim desin diye. Az kalsın ölüyorduk. Nasıl ölüyordunuz siz? Kurtarmaya gitmemiş miydiniz? Ya gittik gitmesine de biz gittiğimizde adamlar geleceğimizi haber almışlar. Bizi pusuya düşürdüler. Sonra bizi yere yatırdılar. Allah'tan oradan bir tane keskin nişancı çıkıp bunları indirmeye başladı. Yoksa alayımız sizlere ömür. Kimmiş o keskin nişancı? Doğan'ın adamıdır Tufan abi. Kim olacak? Ya benim bir tepeye bir tane sniper koymak niye aklıma gelmedi ya? Neyse Allah'tan o düşünmüş. Aklına gelseydi ne yapacaktın Behzat? Var mı tanıdığın bir keskin nişancı? Tipiyi mi koyacaktın oraya? Ya bulurduk elbet bir canım. Tipiye demesin ki sen bizim B planımızsın. Ben seni arayacağım ama aramamışsın. Fena bozulmuş.
Artık eve gidince elinden çekeceğim var. Ya zaten A planı elimizde patlamış. Tufan abi. Ne B planı Allah'ını seversen ya. İyi misiniz? Bir zarar görmediniz değil mi? İyiyim iyiyim. Yani kayda değer bir şey yok. Benim biraz omzum kötü de. Tabii böyle saatlerce asılıp kalınca ağrıdı biraz. İlyas daha önce vurulduğun yer değil mi orası? Pınar bir baksın istersen ha. Ya orası da çok ciddi bir şey yok hayatım. Zorlandı biraz o kadar. Bakabilirim isterseniz. Yok yok. Sabah geçer. Eğer geçmezse söylerim zaten. Ben Alparslan'a haber vereyim geldiğinizi. Amca, bunu yapan adamlardan kurtuldunuz mu artık? Yani yaşamıyorlar şu an değil mi? Yok. Kaçtı şerefsizler. He. Hızır niye gergin anlaşıldı. Kubi, bana soğuk bir şey getirme oğlum. Ben sana içim titriyor diyorum. Sen hala buz paketi getiriyorsun. Abi, dizine buz koymazsak yarın daha kötü olur. Şişer. Ben zaten şişmişim olmuşum davul. Sen düşmüşsün benim kolumun bacağımın peşine. Sen bilirsin abi. Ya Hızır Ali Reis, sen eve gideydin keşke. İyiyim ben, öyle çok ciddi bir şey yok yani. Ben de burada iyiyim Tekin abi. Bu Doğan baba bizi niye fidanlığa püskürttü? Buraya gelmeyin dedi Tekin abi, sen anladın mı? Vardır bir bildiği Kubi. Şahin'a telefonda geliyorum dedi ya. Anlarız. Aslında biz Doğan Baba'ya gitseydik şu keskin nişancı meselesini açığa kavuştururduk. Benim aklım bir ona takıldı. Mekanın adresini veren Doğan Baba. Niye bize arkanızı ben kollayacağım peşinizden başka bir adam daha gönderdim demedik? Baban gibi düşün Reis. Gizli iş çevirmeyi Doğan Baba da sever yani. Vallahi her kim sıktıysa helal olsun. Nereden baksan 500-600 metreden atış yaptı Tekin abi. Tek tek nokta indirdi. Hepsinin de alnının ortasına çakmış. Öyle çelik yelek, melik yelek riskine bile girmemiş yani. Benim tanıdığım öyle biri var ama yani teknik olarak bunu yapması imkansız. Alparslan'a mı diyorsun Tekin abi? Yani gönlüm onu diyor da ağzım diyemiyor maalesef. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Aleykümselam. Otur Tekin, otur. Rahat ol. Rahat ol. Yabancı yok. Geçmiş olsun Tekin abi. Sağ olasın Mesut'um. Asım anlattı mevzuyu da bir de sizden dinlemeye geldim. Asım kim Şahin'a? Doğan'ın kanuni Asım'ı yok mu? Onu diyorum. Sağ olsun da o nereden duymuş? Bizim mevzuyla ne alakası varmış ki? O da oradaymış. Neredeymiş? Dürbünlü tüfeğin arkasında.
Nasıl yani? Doğan peşinizden onu yollamış. Ne olur ne olmaz. Uzaktan tedbir al demiş. Şahin abi, ben mi yanlış anladım? Kanun çalan Asım'dan bahsetmiyor musun sen? Evet. Ta kendisi. Onun ne işi olur dürbünlü tüfekle, keskin nişancılıkla? Asım bu Doğan'ın keskin nişancısı. Neyini anlamadınız? Oğlum, kanun çantasının içinde dürbünlü tüfek taşıyor. Asım. Vallahi ben de inanmamıştım ama sandan dizini gördüm. Tekin abi, hatırlıyor musun? Bu Hamdi'yi basmaya çorbacıya gitmişti Doğan baba. Orada içeride Asım da vardı. He. Meğer Asım'ı içeriye tedbir açısından koymuş. Ben de Doğan baba, sen niye tedbirsiz bir başına içeri giriyorsun diyorum. Bak hele bak Asım'a bak sen ya. Doğan baba niye buraya gelmeyin dedi Şahin'e? Sevmez o gizli saklı işlerin ortaya çıkmasını. Hızır gibi yani. Bak, az önce ben ne dedim? Doğan baba da Hızır Reis gibi gizli iş çevirmeyi sever demedim mi Kubi? Şahin'a, babam dedi ki Doğan'a söyleyin. O keskin nişancıyı yarın yanıma göndersinler. İyi. Alır getiririm. Hayırdır? Baban birini mi vurduracak? Bilmiyorum Şahin'a. Bence sadece bizi kurtaranın Doğan babanın adamı olduğuna inanmadı sanki. Başka kim olacakmış ki? Alparslan, Hızır amcam burnundan soluyor. İçeri girer girmez kimse dışarı çıktı mı diye sordu. Amcam beni öldürse bile inkar ediyoruz. Anlaştık. Amca geçmiş olsun. Çok şükür kimseye bir şey olmamış. Ben de şimdi tam yukarı yanınıza geliyordum. Belli ki Behzat abiler iyi plan yapmış. Senin bu olanlarla bir alakan yok yani. Amca kurtulduğunuzu demin duydum. Ben nasıl alakam olabilir ki? Emin. Buyur reis. Bugün dışarı çıktınız mı? Öğlen bahçeye çıktık reis. Yağmur vardı. Hafif. Çok durmadık. Hep buradaydık. Öğleni sormuyorum. Pınar. Sen hep burada mıydın? Alparslan'ın yanı başında. Evet, ben hep Alparslan'la birlikteydim Hızır Bey. Bana yalan söylüyorsanız hepinizi elektrikli sandalyeye oturturum. Benle oyun oynamayın. Amca ne olduğunu anlatacak mısın? Yani neyle suçlandığımızı öğrenebilirsen. Birisi uzaktan dürbünlü tüfekle ateş ederek hepimizin hayatını kurtardı. Bunu yapabilecek tek kişi tanıyorum. O yüzden soruyorum. Umarım tekrar o dediğin kişi olabilirim amca. Peki yeğenim. Neyse, ben de İlyas amcamları görmek istiyordum. Birlikte çıkalım mı?
Ben seni götüreyim. Amca! Kıpırdamayın lan! Kimse kıpırdamasın! Hızır Bey, ne yapıyorsunuz? Tedavi ediyorum, tedavi. Bir sahtekarı tedavi ediyorum. Reis, müsaade et, yardım edeyim. Arca, bu yaptığın ne? Öldüreceksen sık. Yardım et şuna. Öyle çalıştırırsan daha çabuk sonuç alırsın. Benim yeğenim güzellikten anlamaz. Reis sana bunu yaptıysa ikimizi de öldürür. Umarım şaka yapıyorsundur diyeceğim ama belli ki şakası yok. Merak etmeyin. Amcam beni öldürmeden size bir şey yapmaz. Bana da kıyamaz. Sana söylemişlerdir belki, biz Haşmetli'de bu ilan denen herife gittik. Bir de bize değil ki, onları fidanlığa bıraktırdım. Şerefsiz. Haşmet bana dedi, bak bu ilan denen herif yalan söylüyor diye. Hazır buraya gelmişken bu adamı alalım, çıkalım. Hızır'ı daha kolay kurtarırız dedi ama ben konduramadım ki arkadaş. Adam gözümüzün içine baka baka yalan konuşmaz ki dedim Haşmet'e. Ya Hızır abi, sana söyleyemedim. Ben Tipi abiye sen bizim B planımızsın dedim. Haşmet abim de hiç plana dahil etmedim. Şimdi bunlar 1 milyon olmuştur yani. Sen şimdi buradan eve gidince onlara söyle. Yarın Ankara'ya gitsinler. Bir görüşme ayarlayacağım. O İlhan'ı görevden el çektirmeden dönmesinler. Abi, yani o ikisi de diploması yapabilecek adamlar değiller. Hızır, bak doğru söylüyor. Bunların biri adam bomba peşinde, öbürü karate peşinde. Şimdi gidecekler Ankara'da olmadık birine girişecekler. Ondan sonra ömrü billah belimizi doğrultamayacağız. Görüşme yapacakları kişiyle diplomasi yapmalarına gerek yok. O şerefsizi o koltuktan kaldırsınlar ki ben de indireyim. Olur abi. Bu işi söyleriz, en azından triplerinden yırtarız. Hadi Dido, Pınar'ı da söyle, gidelim. Tamam amca.
İlyas'ın omuzu kötüymüş. Sen nasılsın Hızır? Bir şeyin yok ya. İyiyim. Nasıl iyisin dayı? Nedir bizim bu başımıza gelenler? Kumaş satmıyoruz enişte. İllegal iş yapıyoruz. Sonuçları da malum. Sen evine gitmeyecek misin? Ya işte... beraber sahur yaparız diye düşündüm İlyas'ım. Yanlış düşünmüşsün. Git evinde yap. Bizi günah sokma. Sevaba gir, evine git. Karın bekler. Hadi yallah. Dayı. Hatçem beni bekler. Ben müsaadenizi isteyeyim. Hızır. İznin varsa bana da müsaade, ben kaçayım artık. Aynen. Sen Alparslan'ı çağırmaya gitmemiş miydin? Ne oldu? Bize bu kadarcık mı merak etmiş beyim? Üstünü değiştirip gelecekmiş. Allah Allah. Kime süsleniyor ki? Biz bizeyiz şurada. Ben gördüm, gördüm. Sen de sahurda görürsün. Dayı Hatice'yi ara. Sahura kalın diyorsan ben şimdi ararım. Hep beraber sahurumuzu yaparız. Allah'ım. Öyle bir şey demiyoruz enişte. Hadi iyi geceler. Hadi. 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 Yarın müsaitsen bir görüşmek isterim. Baş başa. Tamam, haberleşiriz. Tamam, tamam. Hızırlar kurtulmuş Yaman. Sen o Ercan'ı bulurum ederim demiştin ama senin Cevat'la İsmet Fos çıktı. Ölmüş mü Ercan? Bahar o kadar nereden biz? Ölmemiş demek ki. Ölse bilirdi Yavuz. Ben olmadığı yarın bir Bahar'la görüşeyim. Ne oluyor, ne bitiyor bir detaylı öğreneyim. Yarın dışarı mı çıkacaksın yeğenim? Merak etme, senin iş aklımda Hamdi baba. Aferin yeğenim. Feku emrinde. Tabii Yavuz abi. Ne zaman? Nereye dersen? Bahar'la bir organize olayım da ona göre konuşuruz. Hamdi baba, sıcak su açıksa ben bir duş alayım. Müsaaden varsa. Ne demek yeğenim? Seko, oturma orada it gibi. Kalk, Yavuz abine sıcak suyu aç, sonra git fırtına kes hele. Yok canım, o kadar da değil. Sıcak suyu aç, yeter Seko. Hamamda değilim sonuçta. Yavuz abi, Hamdi babanın bir hamamlı evi var. Yazlık. Belki oraya geçeriz. Yaman abi bizi burada çok istemiyor sanki. Bak, yine bir iş çeviriyorsunuz Yavuz üstünden. Bu sefer seni elimden babam bile alamaz. Seko. İş çevirdiğimiz doğrudur Yaman. Ama bizimki ticari. Yani alacak verecek işi. Doğan'la hiçbir alakası yok. Öyle mi Yavuz? Öyle öyle. Ben de sırf kimsesiz Doğan'la aramızda bir mevzu çıkmasın diye Hamdi Baba'ya destek oluyorum. Ben Doğan'a bir söz verdim. Babam bir daha ne sana
ne kimsesizlerine bulaşmayacak dedim. O da bulaşmazsa bir şey yapmayacağına dair bana söz verdi. Bedavadan birbirinize söz verip duruyorsunuz. Sanki bu söz dediğiniz külçe altını. Ne kıymeti var? Öyle değil mi Hamdi baba? Bazı insanlar için söz altından değerlidir. Ay gramı kaç paradır o sözün yeğenim? Uluslararası bir karşılığı var mı? Birbirine inanan insanlar için var baba. İnanma Yaman. İnanma. Babana bile inanma. Yavuz abi. Hazırım ben. Kalsın. Ben huylanırım. İstemem öyle şeyler Seko. Sağ ol. Yavuz. Hı. Banyoya saatinle gir. Ne olur ne olmaz. Yok canım daha neler. Hamdi baba artık öyle şeylere müsaade etmez. Seni yine de yanına al yeğenim. Aramızda bazı karaktersiz hırsızlar olabilir. Omzuna da baktırsaydın keşke İlyas. Şimdi sen hastaneye gitmezsin o yüzden diyorum. Vallahi her tarafım ağrıyor. Ömür, her tarafım. Aslında bir yatsam uyusam sabah hepsi geçer. Uyuyorsun. Uyanıyorsun, her şey geçiyor değil mi İlyas? Yani ben de genelde öyle oluyor. Hani neticede kurşun da yemedik. Ne kadar rahat söylüyorsun. Kurşun yemedik diye. Mezbahanedeymişsiniz. Kesim yeri yani. Bir mucize sonucu hayattasın İlyas. Ve sen sabah kalkıp hiçbir şey olmamış gibi hayatına kaldığın yerden devam edeceksin öyle mi? Eğer adamları öldürebilseydim farklı bir sabaha uyanacaktım. Ama maalesef adamları elimizden kaçırdık. Seni bir yere asıyorlar. Eziyorlar, işkence ediyorlar ya. Bir karım var evde. Beni merak ediyor mudur diye aklından geçiyor mu İlyas? Bir kızım var. Ben burada acı çekiyorum ama... Onlar nasıl acılar çekiyorlar diyor musun ya da çekecekler diye? Yani böyle bir baskı altında eğer bunları düşünürsen pes edersin Ömür. Konuşursun, ötersin yani. Ben böyle durumlarda genelde kinimi, öfkemi ön planda tutuyorum. Sevdiklerimi ya da arkamda bıraktıklarımı değil. Onları ne zaman düşünüyorsun İlyas? Arkada bıraktıklarını yani mesela beni. Ömür ben işkenceden kurtulduk diye bir sevinçle bu eve geldim ama görüyorum ki hala devam ediyor o işkence. Sana, bize zarar gelmesin istiyorum. İşkence mi oluyor şimdi bu? Ne yapayım tamam sen söyle senin söylediğini yapayım. Söyle ne yapayım ben? Bırak. Bırak. Her şeyi bırak ve gidelim. Hala gidelim diyor ya. Ömür, ben buradayım. Ben bir yere gitmeyeceğim. Ömür. Ben bu ailede doğdum. Ben bu şartlarda yaşadım. Anladın? Belli ki bu şartlarda da öleceğim. Ben kaderime razıyım yani. Ha senden ne istiyorum? Madem geldin benim kaderime ortak oldun.
ben İlyas'ı bir gün kaybedebilirim duygusuyla yaşayacaksın Ömür. Ben bu duyguyla yaşayamayacağım İlyas. Benim çocukluğum, gençliğim. Acaba abimler ne zaman ölecek? Ve ben ne zaman ortada kalacağım duygusuyla geçti. Ve şimdi kocam ne zaman ölecek? Ve ben onsuz kalacağım korkusuyla yaşıyorum. Artık buna bir son vermek zorundasın. Verdim ya Ömür. Beni seviyorsan bu hayatı böyle yaşayacaksın ya. Daha önce beni evden çıkararak bir şeyleri değiştireceğini zannediyordun. Şimdi de beni işimden çıkararak bir şeyleri değiştireceğini zannediyorsun ya. Ben buyum hayatım. Ve bu değişmeyecek. Ömür. İlyas. Sana son kez yalvarıyorum. Ya değiştir. Ya da ben yokum. Ömür, belli ki sen de benim kadar kötüsün. Yat, uyu, dinlen. Sabaha hiçbir şeyin kalmaz. Geceler İlyas. Sana da. Artistlik yapmaya gelince lafın bitmiyor. Yok, ben dışarıda önlem aldırdım. Yok, ben hepsini tuzağa düşüreceğim. Sana orada dedim ki uzatmayalım. Hızır'ı da İlyas'ı da ele geçirmişiz. Sıkalım, gidelim. Boş boş konuşma lan. İlhan abi ne dediyse onu yaptım. Sıkmayın, konuşturun dedi. Neticede Hızır, Cevdet abinin ismini verdi yani. Ben nereden bileyim adamların köşede sniper'ı olduğunu? Bu keskin nişancısı da onların akıl edemeyeceği bir iş abi. Küçümseyin lan şunları. Küçümseyin. Adamlar roket atar, küçümsersiniz. Adamlar kapının önünde kendilerini yakalatırlar. Cahil deyip aşağılayıp gevşersiniz. Şu kadar kafanız çalışmıyor. Onlar bunu yaptıysa uzağa bir yere o dürbünü tüfeği koymuşlardır. Bunlarda kafası çalışan iki tane adam varsa onlar da elimizdeydi zaten. Kimin aklına gelecek uzaktan sıkacakları? Aklı olanın aklına gelecek. Olmayanın zaten bizim yanımızda ne işi var? Ben ona söyleniyorum. Korkak tavuk gibi her seferinde kaçıp duruyoruz yani. Kaçmayırsak kal, vurdur orada kendini. Bu İlhan abi de nerede kaldı? Abbas arasana şunu bir. Tabii. Ara Abbas. Arkadaş sıkışmış, lavaboya gidecek. İlhan abisinin iznini bekliyor. Lan yeter artık, kes sesini. Sen kimle konuştuğunu zannediyorsun lan? Abi, abi. Lütfen. İkinizden de rica ediyorum. Birbirimize düşecek zaman değil. Ercan abi, İlhan Bey geldi. Tamam koçum.
Kimmiş o uzaktan atan? Görebildiniz mi? Yok abi. Bence bu onların planı değildi. Yani onların da haberi yoktu. Doğru söylüyor. Onları yere serdiğimizde öyle bir planları olsaydı yüzlerinden anlardım abi. Anlarmış. Cevdet abinin dışında başka bir isim verdi mi Hızır? Vermedi ama bence başka isimler de biliyor. Direkt kafadan girdi yani. Tuncay'ın işleri işte. Ya sen ne taş kafalı bir adamsın. Ha? Tuncay abi konuşmaz diyorum. Öten başkası belli ki. Kim peki abi? Cevdet abiyle konuştum. Şu Yavuz'u işaret ediyor. Çocuklar teknik takipte. Yarın kız kardeşiyle buluşacakmış. Orada alın onu. Abi, şu Hızır'ın fanfitosu mu o kız kardeşi dediğin? O. Hızır, o da oradayken kızı bahane edip Hızır'ı da çeksek ya oraya. Ne yapıyorsanız yapın. Bana önce Yavuz lazım. Şu an Cevdet abi için önemli olan liste. İlhan abi, şimdi geri çekildik, çekildik. Yoksa bittik demektir. Kusura bakmayın ama yani doğru zamanda geri çekilmesini bilmeyen adam ölür. Bir süre ortalıktan kaybolalım. Sonra beklemedikleri bir zaman çıkar, işlerini bitiririz nasılsa. Abi, ben bu İshak'la anlaşamıyorum. Müsaade edersen, bırakalım arkadaş geri çekilsin nereye çekilecekse. Ne diyorsan ben hallederim. Bir an önce bir hamle yapmazsak beni görevden el çektirir bunlar. Bütün avantajımızı kaybederiz. İyi abi, sen bilirsin. Biz çatışmaya hasret değiliz. Ama adamın hasret belli ki. Gitsin, vursun, vurulsun. Ben de göreyim bir Ercan nasılmış, neymiş. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin Şahin'a. Eyvallah. Ayakta karşılarsın diye düşünmüştüm. Ama belli ki hala söylemedin amcana. Anlamadım. Dün geceyi diyorum. Doğan ne yapacağını şaşırdı. Mecburen durumu üstlendi. Nasıl üstlendi? Nişancı benim adamım dedi. Emin, sen Asım'la beraber bahçede bir tur at. Ben Şahin aile özel konuşayım. Asım'dan özelimiz yok. Kendisi dün amcanların hayatını kurtaran nişancı. Kanuni Asım'ın ne alakası var Şahin'a? Hızır Reis bu numarayı yemez bence. Numara değil Emin. Ben askerde keskin nişancıydım. Sonra da Doğan Baba kim işaret ettiyse indirdim. Sen. Asım'ı buradan alıp şimdi amcanın yanına fidanlığa gideceğim. Kubilay da Tekin de amcanları kurtaranın Asım olduğunu biliyor. Eyvallah Şahin ağa.
Asım. Yalnız Hızır amcam seni deneyecektir. Kolay kolay inanmaz. Denesin babacığım. 1 kilometre menzilde hareketli hedefi kaçırmam evelallah. Keşke ben bunu daha önceden bilseydim. Niye? Öğrendin işte. Bundan sonra bir yere gitme. İcab ettiğinde Emin Asım'a haber versin. Ya da sen bu durumunu amcana itiraf edersin. Şimdilik olmaz Şahin ağa. Bir süre daha kimsenin benden şüphelenmemesi lazım. Eyvallah. Ha, Doğan dedi ki, Arpaslan bu durumunu amcasına söyleyene kadar ben ortalıkta yokum. Hızır'ın gözüne baka baka yalan söyleyemem. Sonra da bunu bahane etti. Ramazan turnesine Anadolu'ya gitti. Durumumu başka kimse biliyor mu? Yok. Doğan hariç bu kadarız. Yavuz abi, bir kahvaltı yapıp öyle çıkaydık keşke. Zıkkım ye lan it. Yeğenim senin tıkınmanı mı bekleyecek? 2 gündür doğru dürüst bir dilim bir şey yedirmedin Hamdi baba. Bu nasıl ortaklık? Sen benim günahıma ortaksın Seko. Şardağıma değil. Ama söz vermiştin Hamdi baba. Dün de dediğim gibi sözün bir değeri yok. Herkes birbirine bedavaya söz veriyor. Yeğenim sen bankaya haber verdin mi? Neticede soymaya gitmiyorsunuz. Randiyosuz para vermez şimdi bunlar. Haberleri var Hamdi baba. Ben biraz hatırlı müşteriyim de. Sende de ne para varmış yeğenim. Artık benim üstümde de çok hatırın var. Sağ ol Hamdi baba, sağ ol. Hadi Seko. Seko, yanınıza birkaç araba it daha alın. Paradır neticede. Ortalık çok bozuk. Her taraf hırsız kaynıyor. Gerek yok Hamdi baba. Böyle durumlarda fazla dikkat çekmemek lazım. Görüyor musun Seko? Bak, gerçek zenginler hiç dikkat çekmiyor. Hamdi baba, Yavuz abiden öğreneceğimiz çok şey var. Hadi yürü. Yolda ağzını ara. Banka kasası da vardır bu su boşun. Tamam Hamdi baba. Hadi, hadi. Siz gece bir yere mi çıktınız biz uyuduktan sonra? Çıktık. Nereye gittiniz? Seko ile mahalleyi turladık biraz. Sebep? Malum Ramazan. Kim sahura kalkmış, kim kalkmamış. Ona bir baktık. İyi de bundan size ne? Ne demek size ne? Gireceğimiz evleri ona göre seçeceğiz. Bu işi niye bırakamıyorsun baba? Hı? Yani nedir bu işi sana yaptıran? Heyecan mı? Hı hı. Ne heyecanı ama? Bildiğin şeytan. Onunla bir anlaşmamız var. Tövbe. Ya bu da bir alışkanlık herhalde. Ne diyeyim? Oh.
Abimler önce homurdandılar filan da. Sabah kalktığımda yoktu ikisi de. Erkenden çıkmışlar. Biliyorum, konuştum. Abi sen bu İlhan'ın görevden alınacağından emin misin? Hayır, yani alınmazsa ne yapacağız? Adamın emekli olmasını mı bekleyeceğiz? Ben makamı olan birine sıkmam. Ama gelip bana biri sıkarsa elim kolum bağlı da durmam İlyas. Ha iyi o zaman, sorun yok. O bugün yarın rahat durmaz, illaki üstümüze gelir. Tamam da şimdi olay öyle olmuyor ki İlyas. O İshak'la Ercan'ı, yani itlerini üstümüze salıyor. Kendisi saklanıyor. Hainler korkak olur yani. Cephede kendilerini göstermezler. Reis, o Ercan bir elime geçsin. Bak ben onu kolay kolay öldürüyorum ya. Şimdi bu Ercan İshak'ın üstü mü? Yani siz işkencedeyken kim kimdir anlayabildiniz mi? Altı üstü şerefsiz enişte. Şerefsizin altı üstü olur mu? Hepsi aynı altı. Hepsi. Baba, bu elimizdeki listeyi ne yapacağız? O listedeki adamlara İlhan ölmeden zıplarsak... ...o listeyi bana veren adamı bulurlar, ortadan kaldırırlar. Kendileri de kaybolurlar. Vallahi normalde ben o listeye inanmazdım. Açık söyleyeyim. Ama o İshak'la Ercan... ...Cevdet abilerinin ismini duyar duymaz dizlerinin bağı çözüldü. Haksız mıyım? Vallahi... Reis o ismi söylemeseydi bizi çoktan kıyma yapmışlardı. O mekan kimiymiş Behzat abi, öğrenebildiniz mi? O işi Tufan abi halletti Hakan. Sezo yok mu? İdris'in ciğeri. O mekanın sahiplerini tanıyormuş. O Sezo'ya çok güven olmaz ama... ...yine de siz bilirsiniz abi. Bunu da Sezo'nun attığı bir kurşun sıyırdı ya... İlle saracak. Hakan, adam bilmiyormuş kime sıktın oğlum. Özür diledi, abim de affetti. Sen daha niye uzatıyorsun bu kadar? Şahin Ağa geldi. Yanında Asım da var. Asım kim? Doğan babanın adamı reis. Tanıyan bilen var mı bunu? Tanıyoruz reis. Kanun çalar. Hayırdır abi, fasıl mı var? Tam böyle değil İlyas reis. Konu biraz farklı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Selam. Merhaba. Babacığım saygılar. Kanuni Asım ben. Tamam. Geç. Dün geceki nişancıyı getirsinler demişsin Hızır Ali'ye. Ben de aldım geldim. Ya ben daha önce bu Asım'ı dinledim. Şimdi bu Asım ne alaka, ben anlamadım Enes. Sen misin keskin nişancı? Aynen babacığım. Kanun falan ne ayak? Kanun benim hobim babacığım. Asıl işin adam vurmak mı yani? Hani boş zamanlarında mı kanun çalıyorsun? Doğan baba, çal deyince çalıyorum, vur deyince vuruyorum İlyas reis. Solda dur. Mekanın önüne kadar girmeyin. Ben de seninle gelseydim Yavuz abi ya. Bir şeyler yerdim. Seko. İçeride bahar var. Sonuçta senle... ...Hamdi babayla çok iyi anıları yok kızın. Sen... ...Bahar abladan çalıp mı parayı bize vereceksin Yavuz abi? Bunun için mi buluşuyorsunuz? Ne alakası var? Ben niye Bahar'dan çalayım?
İçeri gireceğim, yemek yiyip dertlerini dinleyeceğim. Sonra da seninle bankaya gideceğiz. Parayı çekip Hamdi Baba'ya götüreceğiz. Hepsi bu. Tamam abi. Yavuz abi, bize içeriden iki tane duble dürüm göndersen. Beklerken yerdik kardeşle. Ya, Hamdi Baba bu ara bana gıcık da yemek vermiyor. Tamam Seko, tamam, tamam. $1 milyon istiyorlar, hala dürümün peşindeler. Siz nasıl insanlarsınız arkadaş ya? Kahve alabilir miyim? Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bulduk canım. Beğendin mi burayı? Güzelmiş. Pınar'ı da getir dedim sana. Nerede o? Kız bir İstanbul'u görsün diye burada buluşalım dedim. O başkasından hoşlanıyor Yavuz. Bu konuyu kapatalım mı artık? Kim ki? Kapatalım bu konuyu dedim. Konuşacaklarım önemli dedin. Çağırdın, geldim. Seni dinliyorum. Şimdi Bahar. Biz Hızır Reis'le anlaştık. Bilmiyorum. Sana ne kadar anlattı ama benim ona verdiğim bilgiler çok önemli. Hayati bilgiler. Bu bilgiler karşılığında ondan tek bir şey istedim. Seni ve beni koruması. Beni de söyledin yani. Herhalde kızım. Benim senden başka kimim var? Çok sağ ol. Burada senin ağırlığını koyman lazım. Yoksa beni harcarlar. Öyle bir liste verdim ki Hızır Reis'e. Oradaki isimleri benim dışımda birinin bilme ihtimali yok. Bir kişi biliyordu. Tuncay. Onu da öldürdüler. Yavuz anlıyorum. Sen kendini kurtarmanın peşindesin de... Hızır zaten sana gerekli sözü vermiş. Bence sen çok fazla ortalıkta gezinip böyle hava atmak yerine bir süre korunaklı bir yerde yaşarsan sana hiçbir şey olmaz. Benim konum sensin Bahar. Yoksa ben kendimi güvene aldım. Yaman Korkmaz'la aynı evde yaşıyorum yani. Ola ki sana birisi benden ötürü zarar vermeye kalkar diye uyarıyorum seni. Teşekkür ederim Yavuz. Keşke telefonda bu kadarını söyleseydin. Buraya kadar yorulmazdın. Ben nereden bileyim tek geleceksin? Pınar da gelir. Biraz kafam dağılır dedim. Merak etme, senin illaki bir ara kafan dağılır. Hmm.
Merhaba Yavuzcuğum. Merhaba. Ercan ben. Tanımadın mı Yavuz? Çıkaramadım. Tuncay abi bahsetmedi mi? Herkesi biliyorsun. Bir beni mi bilmiyorsun? Sizin bir görüşmeniz var belli ki. Ben müsaadenizi isteyeyim. Olur Bahar. Sen git. Otur oturduğun yere. Balkon güzeli. Senin için geldim buraya. O ne demek birader? Şimdi Yavuz, birileri ötmüş. Bana da dediler ki o öten kişi Yavuz. Hızır'ın elinde bir liste geziniyor. Benim öyle bir listeden haberim yok. Ha, ama birinin öttüğü doğrudur. Onun da öldüğünü duydum. Bunları sana kim sorduruyorsa öyle söylersin. Yürü Bahar, gidiyoruz. Bak Yavuz, sen bana lazımsın. Bana burada bacını vurdurtma. Bak kardeşim, sen kimsin, necisin bilmiyorum. Konuştuklarınıza dair de hiçbir fikrim yok. Birbirinizle ne alıp veremediğiniz varsa beni ilgilendirmiyor. Bırak gideyim. Bence seni de çok ilgilendiriyor. Hangi açıdan? Sevgilin açısından. Şimdi sen Hızır'ı arayacaksın, buraya çağıracaksın. Çok önemli şeyler konuşacağını söyleyeceksin. Yavuz'la buluştuk, babana bir şeyler anlattı gibi şeyler de saçmalayabilirsin tabii ki. Hızır buraya gelecek. O Yaman lavuğu, ben o Ercan'ı tanıyorum, ben sordururum falan filan dedi ama ses soluk çıkmadı tabii. Kesin onlarla irtibatı var o Yaman'ın. Mesat, geçmiş geçmişte kaldı diye anlaşmıştık. Vaz mı geçtim? Ya ben geleceğe dair bir şey söylüyorum Şahina. Şimdi o Yaman adam olsa gelir bize der ki, ben o Ercan'ı buldum, şurada saklanıyormuş, buraya gidiyormuş, falanca ile takılıyormuş gibi bir şey söyler yani. Haksız mıyım kanka? Haklısın da Vesat. Tabii Yaman'la ilgili şu ara çok fazla şey üst üste geliyor. E ne yapalım? Şimdi arayıp Ercan işi ne oldu falan diyemeyiz değil mi? Efendim Bahar. Müsait miydin? Aslında pek müsait değilim de dinliyorum. Bugün baş başa görüşelim demiştik ya. Ben bir restorandayım. Gelirsen anlatacaklarım var. Bahar, galiba bugün o gün değil. Aşkım önemli ama. Neredesin sen? Konum atayım mı hayatım? Olur at tatlım. Birazdan çıkıyorum. Bekliyorum. Abi hayırdır tatlım matlım? Gene şekerim mi düştü? Bir durum var da bir durum. Suat arabayı hazırla. Nasıl bir durum var ha? Normalde benimle konuşmayacağı bir şekilde konuştu. Belli ki birileri arattı.
Abi sorması ayıp da neredeymiş? He? Yani 50 defa oturun oturduğunuz yerde evden çıkmayın diyoruz. Hadi. Dayı, Asım'ı da yanımıza mı alsak? Sen bize yetersin enişte. Öyle mi diyorsun? Şimdi Yavuz, senle ben buradan kalkıp gideceğiz. Senin cevap vermen gereken bazı sorular var. Ama kız kardeşim burada sevgilisini bekleyecek. Hızır'ı girdiğinde indirin hemen. Bu hanımefendiye bir şey yapmayın. Sevgilisinin cesedine sarılıp ağlayabilir. Karışmayın. Emredersiniz abi. Telefonunu ver. Zaten telefonları takip ediyoruz. Ver onu. Gizli çevireceğim bir iş yok. Senin hayatını kurtarmak açısından diyorum. Balkon güzeli. Bir cahillik etme. Ercan, kız kardeşime bu işe bulaştırmayın. İstediğinizi yaptı. Bırakın gitsin. Bak, bu konuda size sıkıntı çıkaracağımdan emin olabilirsin. Yürü lan. Sıkıntı çıkaracakmış. Çaktırmadan arabayı takip et. Ne var lan it? Hamdi baba, Yavuz'u çalıyorlar. Onu kim ne yapsın Seko? Kaçırıyorlar Hamdi baba. O Suboş bizim parayı verdi mi sana? Yok baba, vermedi. Sonra verecekti. Takip et Seko.
Sakın usuboşun kılına zarar gelmesin. Tamam Hamdi baba. Yaman. Ne oluyor baba? Bir şey mi oldu? Hoş git. Yeğenimi çağırıyorlar Yaman. Ne yeğeni, ne çalmış? Ne diyorsun baba? O Yavuz Sıboş'unu bacısıyla görüşürken kaçırmışlar. Seko takipte. Git kurtar. Kim kaçırmış? Nereye kaçırıyor ya? Yaman, o Yavuz bugün benim için dışarı çıktı. Eğer başına bir şey gelirse seni asla affetmem. Benimle ne alakası var? Yani kim bilir ne yaptı, neye bulaştı, kimle dalaştı? Belli ki FETÖ'nün itleri kaçırdı onu. Git, yeğenimi ellerinden al. Yoksa Doğan'la anlaşmanı bozarım. Hazır Anadolu'ya gitmiş. Fırsat bu fırsat. Onun bütün kimsesizlerinin dalını, budağını keserim Yaman. Of. Nerede o Sekoiti? Yeğenimin peşinde. Uzaktan takip ediyormuş. Tamam baba. Yerini öğrenir giderim. Seko, sakın kendinizi açık etmeyin. Adamların yüzünü gördün mü? Bizim İlyaslar falan değil, değil mi? Bizim İlyaslarmış. Sıboş. Kaba sakallı, uzun boylu dediğin Ercan'dır. Takip et, götürdükleri yeri bana konum at. Sakın kendini yakalatma. Yaman, ben bu hayatta senden hiçbir şey istemedim. Yeğenim Yavuz'u bana sağ salim getir. Evlatlarına şu muameleyi yapmadın baba. Hiçbiriniz o Sıboş kadar benim yüzümü güldürmediniz. Yazıklar olsun size.
İyi misin? Çok özür dilerim. Mecbur kaldım. Tamam, sorun yok. Ne işin vardı burada Bahar? Niye geziniyorsun ortalıkta? Ben Yavuz'la görüşmeye gelmiştim. Nerede o lavuk? Ercan diye birisi adamlarıyla birlikte aldı götürdü. Bu Ercan var ya, o Ercan. Dayı, sence bu Ercan Yavuz'a niye sıkmadı da yanına aldı? Listenin hesabını sormaya götürmüştür enişte. Hadi gidelim. Bahçede yürümeyi özledim. Reis, her yerde kamera var. Ama istersen sonra güvenlik odasına gider bütün kayıtları silerim. Bu 30 metre kör açı. Kameralar burayı görmüyor. Bence riske atmasan Malpaslan. Hele ki dünkü havuz macerasından sonra. Bence Hızır amcan dün gece her şeyi anladı. Hiçbir şey anlamadı. Sadece şansını denedi. Ama bugün az kalsın çocuğu boğacaktım diye çok üzülmüştür. Doğan baba meselesini duyduktan sonra iyice üzülmüştür. İnşallah Asım açık vermez. Çünkü vurmaya onunla başlar. Sonra hepinize sırayla girer. Doğan baba o yüzden mi kayboldu diyorsun? Biraz öyle. Oh be. Hızır amcamın bir huyu vardır. İnsanların gözünün içine bakar. Yani yalan makinesi gibi düşünün. Kimin yalan söyleyip kimin söylemediğini hemen anlar. Belli ki sen hariç. Benim yalan makinesini kandırmışlığım çok. Emin. Poligona gidip atış talimi yapalım mı? Asım'ı duyunca biraz moralim bozulmuştu reis. İyi olur. Siz gelmeyin. Ne demek İlyas? Vurulan ameliyata giren benim arkadaşım. Ne demek evden çıkmayın? Başlarım güvenliğine. Ne oluyor Ömür?
Bu kız nerede, nasıl vurulmuş? Hızır'ın yanında Bahar'ı nasıl vuruyorlar, hele bir anlatın bana. Hep o Yavuz'un yüzünden, tutturmuş buluşalım diye. Hızır ne arıyormuş orada? Hızır Ali'nin anlattığına göre Bahar ablayı rehin almışlar. Onun üstünden de Hızır abiye tuzak kurmuşlar. O da fark etmiş, Hızır abinin önüne atlamış. Yoksa Hızır abi vurulacakmış. Ben çıkıyorum. Gelmek isteyen varsa gelsin. Reisim, sormayın başımıza gelenleri. Ne oldu Kazım? Az kaldı Hızır Reis vuralar. Bahar Hanım kendini önüne atmış da reisin hayatını kurtarmış. Bahar yaşıyor mu? Ameliyattaymış Alparslan. Hastaneye gidiyorsanız ben de geleyim. Yok, ben seni Emin'le sonra gönderirim. Beklemesinler şimdi. Didem, durumundan haberdar et beni. Tamam. Sabah Yavuz'la buluşacağım demişti. Nasıl oldu ki bu iş? Emin, bizimkileri ara. Konu neymiş bir öğren. Tamam reis. Sen de Yavuz'u ara. Ben mi? Bir şey olmaz, ara. Önemli bir durum sonuçta. Telefonu kapalı. Belli ki onun durumu da pek iç açıcı değil. En azından Yavuz'u almışsın Ercan. Hızır için yırtmış diyor Abbas. Yırtmış. Bunun bacısı kendini önüne atmış. Ne? Ne diyorsun sen ya? Bahar'a bir şey mi oldu? Sevmiş, sevmiş. Hızır'ı çok sevmiş. Önüne atlamış, kurşun yemiş. İshak, lütfen. Bak, bu Ercan beni tanımıyor. Ona kim olduğumu izah edersen, yani böyle terörist gibi yaka paça almalar falan filan. Şu halime baksana ya. Bana bir telefon verin, kız kardeşimin durumunu bir öğreneyim. Sen önce kendi durumunla ilgilen. İspiyoncu. Çocuklar, bunu içeri götürün. Yavuz. İlhan abi gelecek. Onun bütün sorularına adam gibi cevap ver ki seni belki o zaman buraya gömmem. İşimiz gücümüz var, bir de seninle uğraşmayalım. Görüyor musun Abbas? Ercan böyle adam konuşturuyor işte. Sık işte. Yok. Soracaklarımız var. Hızır'ı çağırdığında ne oldu? 10 tane adamını harcamış. İnsan bir bekler. Adam gelir. Kafasına sıkarsın. Sonra çıkarsın. Neymiş? Yavuz'u konuşturacakmış. Bunlar konuşmaya hasret Abbas. Seninle konuşmaya değil, İshak. Abbas. Biz buradan gidelim. Bunlar kendini öldürtecek. Bence de abi.
Yaman abi, sana konum attım ama eve bir 500 metre uzaktayım. Evden bir araba çıktı. Ben burada kalayım, kimseyi takip etmeyeyim değil mi abi? Bizim meselemiz Yavuz. Kimseyi takip etme, beni bekle. Yaman. O itleri geberteyim derken yeğenime vurmayasın sakın. Bir daha tembihlersen önce Yavuz'u sonra da Seko'yu vurup öyle gelirim baba. Ya beni vur daha iyi. İnsan veli nimetine sıkar mı? Emine ablalar geldi. Geçmiş olsun Hızır. Sağ ol Emine abla, buyur otur. Yani biz evden çıkılmasın dedikçe çıkılıyor ve bunlar oluyor. Ne işiniz var burada Ömür? Vurulan benim arkadaşım Behzat. Durumunu öğrenebilir miyim? Ameliyatta. Enişte de kapının önünde. Biz de haber bekliyoruz işte burada bu. Hakan. Ameliyathane nerede? Götüreyim abla. Kalk da. Tamam da abi. Benim suçummuş gibi ben niye trip çekiyorum anlamadım. Tamam İlyas, benim suçum. Kalk git karının yanında dur. Önüne atlamış ha? Maalesef öyle. O Yavuz olacak kardeşi. O neredeydi? O niye atmadı kendini kızın önüne? Onu kaldırmışlar oradan Emine abla. Kaldırmışlar derken amca? Kaçırmışlar işte lavuğu. Onu kaçırıp kim ne yapsın amca? Turşuya basarlar inşallah bu hıyarı. Ben ne bileyim ne yapacaklar Dido. Sen belli ki kendine yükleniyorsun bütün bu olanlar benim kabahatim diye. Hiç kusura bakma. Herkes kendi ettiğini çeker. Bahar senin önüne atlamış. Aferin. Helal olsun. Sevmek böyle bir şey. Ama daha önce de çekip vurmuştu seni. Ödeştiniz işte. Hani kendine yükleneceğin bir şey yok. Olur mu öyle şey Emine abla? Haşmet arıyor. Efendim Haşmet. Kesin alındı mı görevden Haşmet? Tamam, siz kalın. Acele etmeyin. Bekliyoruz. Ameliyattan çıkınca haber vereceğiz. Baba o şeref sizi görevden almışlar mı? Almışlar. Alparslan Reis'e durumu bildireyim de bari iyi bir haber alsın Kubi. Bismillahirrahmanirrahim. Bak tam şuradan yemiş kurşun Ömür. Ama Allah'tan zamanında yetiştirdik ya. Doktorlar dedi ki çok kan kaybetmemiş. Allah korusun. İnşallah sağ salim çıkar. İnşallah, inşallah.
ne yalan söyleyeyim, ben çok takdir ettim kendisini. Yani bu devirde kim kimin önüne ölümünü atlar ki? Hadi tamam, Hatice'm benim önüme atlar. Tabii sen Derya'sın, önüne atlarsın. Ama bu el kızı neticesinde. Önüne atlamasaydı dayının kalbine gelebilirdi kurşun. Gerçi dayı oradan bir şey olmaz diyor ama yani çekirge misali bu. Olabilir. Susacak mısın? Belki benim karımla konuşacağım şeyler vardır. Pardon İlyas. Buyur. Ha, Özel. Tamam. Ben şuradayım. Efendim eminim. Son durum şöyle, anlatıyorum. Ömür, anlıyorum, canın çok sıkkın. Arkadaşına çok üzülüyorsun. Ama beni de üzme. Çünkü ben bunu hak edecek bir şey yapmıyorum. Yani nasıl desem... Oturup tasarlayıp seni nasıl üzerim diye düşünüp de çıkmıyorum ben evden. Bir şeyler oluyor. Ve ben bunları kasten yapmıyorum. Hele sana karşı hiç yapmıyorum. Farkındayım. Ben de tam olarak bunu merak ediyorum. Ne yapıyorsun sen? Yani şu an içerideki ben olabilirdim. Ne yapacaktın böyle bir durumda? Hastanenin kafesinde oturup... olur öyle şeyler mi diyecektin? Tamam. Sen öyle demezsin peki. Beni o kafede... kendini bu ameliyathanenin içinde düşün. Ne yapmamı bekliyorsun? Dimdik durmanı. Dimdik durmanı bekliyorum. Benim kocam şerefiyle yaşadı demeni istiyorum. Bunu bekliyorum senden. Eğer çıkamasam da şerefiyle öldü demeni bekliyorum. Başka hiçbir şey beklemiyorum. O güne kadar güler yüz, tatlı söz, sevgi, saygı. Başka hiçbir şey. Yol yakınken vazgeç alacım. Bu yolun sonu hep bu koridordan geçiyor. Tamam Tekin'im, sağ ol. İlhan'ı görevden almışlar. Çok sevindim abi. Amcamın da istediği buydu. Ama o İlhan bunun üzerine saldıracaktır. Bahar ameliyattan çıkmış. Durumu iyiymiş. Yoğun bakım alıyorlarmış. Ben artık çıksam mı? İlhan Bey, ben anlatamıyorum galiba. Ben ailenin içinden de biliyorum Tuncay abinin bunlara konuştuğunu. Bu konunun benimle hiçbir alakası yok. Alparslan Çakır Beyli beni almış, ipe çekmiş, konuşmamış adamım ben. Şimdi durduk yere niye konuşayım? Hı?
Hele de Cevdet abinin ismini vereceğim. Yok artık. Tuncay konuşmuştur. Doğrudur. Ama bu liste dediğin şeyin arkasında bu var abi. Sıkalım, çıkalım buradan. Seni açığa aldılar. Her yerde aranman çıkacak İlhan abi. Gitmek lazım. Yavuz. Ben şimdi son bir defa Cevdet abiyle konuşacağım. Bir iki saat vaktin var. Ha. Canından endişe ediyorsan seni de alır yurt dışına giderim. Ona göre iyi düşün, kararını ver. Lütfen Cevdet abiye de söyleyin. Ben bu Ercan'dan şikayetçiyim. Şikayetçiymiş. Sana düşün dedi, konuş demedi. Geri geldiğinde konuşacaksın. Diyorsun da bana sorarsan kaybolman gerekiyor. Beni açığa almışlar, yakalamışlar, hapse atmışlar. Bu saatten sonra umurumda bile değil. Ben o Hızır Çakır Beyliği'yi öldüreceğim, sonra geleceğim. Bu salağı da yanımda güvence olarak tutacağım. Abi dediklerimiz bizi sattı. Kollayamadı. Harcadılar beni. Bu yenilir yutulur bir şey değil. Hastanede mi indireceğiz Hızır abi? Yaman abi. İşte şu kaba sakallı Yavuz abiyi alan. Yanındaki kim? Onu ben de bilmiyorum abi. Sen gelmeden biraz önce geldi. Ama peşi bayağı kalabalık geldi. Çocuklar, sessizce etrafı sarın. Seko, dürbünle izle. Ben içeriden Yavuz'u çıkardığım zaman arabayı getirirsin. Yaman abi, Allah korusun. Siz çıkamazsanız ne yapayım? Kına yakarsın, Seko. Birader, benim lavaboya gitmem lazım. Nasıl yapalım? Altına yap. Lütfen biraz halden anla. Kaçacak halimiz yok. Bak, ayağımı çöz, elimi çöz demiyorum. Hadi güzel kardeşim, hadi canım. Hadi. Thank you.
Allah! Yaman. Buradayım Yaman. Ah. Bu nedir başımıza gelenler Yaman? Oh. Ah. Abi, etraf temiz. Seko'ya haber verin, gelsin. O Seko takip etti değil mi beni? Helal olsun o Seko'ya. Biliyordum beni satmayacağını. Artık ne vaat ettiysen Yavuz. Babam Yavuz'a bir şey olursa eve gelme dedi. Hamdi babaya 1 milyon verecektim. Söz 2 milyon vereceğim. O senin 10 milyonunu alır da neyse. Yavuz'u aldım. Nasıl aldın? Yerini tespit etmiş bizim çocuklar. Geldim aldım. Ercan da buradaydı. Birileriyle çıktı. Artık kim aldıklarını bilmiyorum. İlhan reis, İlhan. Görevden alınmış. Ercan'la beraber kaçtılar. Bahar nasıl? Bahar. Bahar iyi. Ameliyattan çıktı. Yoğun bakımda. Yavuz'la konuşacaklarım var Yaman. Siz fidanlığa geçin. Ben de geleceğim. Tamam reis. Bunlar buraya tekrar dönecek gibi konuştular ama. Bir kişi elimizden kaçtı. Hemen haber verir şimdi Ercan'a. Dönmezler bir daha. Hadi. Öldüreceklerdi beni şerefsizler ha. Hakikaten öldürecekler. İlyas, Besat'la birlikte fidanlığa geçin, ben de geleceğim. Tamam abi. Yaman o lavuğun yerini nereden biliyormuş? Gidince soracağız işte. Enişte. Hı. Baba Bahar kendine gelmiş. Tufan'la İdris reis gelecek. Geldiklerinde bana haber verin. Tamam reis. Tamam koçum. Takipte kalın, bana haber verin. Geleceğim ben oraya. Kim basmış? Ne oluyor Ercan? Yaman Korkmaz yok mu? Nereden bulduysa gelmiş mekanı basmış. Yavuz'u almış. Bu kadar insanın içinden nasıl alıyorlar? Silahlı gelmiş abi. Elini kolunu sallayıp gelmemiş psikopat. Ne yapalım? Çocuklar takipte. Bıraksınlar mı takip? O Yavuz benim için önemli Ercan. Belli ki birileriyle temas halinde. S-
Sen o Yavuz'la Yaman'ı git öldür. Hızır işini ben kendim hallederim. Emin misin abi? Dediğimi yap Ercan. Dediğimi yap. Abi, acaba İshak mı sattı bizi? Yoksa bu Yaman yerimizi nereden bulacak? Şu işi bitirelim. O İshak'la da sonra ilgileniriz. İyi olur abi. Devam. Ödeştik mi? Borçlu kalmanı yeğlerdim. Yok. Ben borçlu kalmayı hiç sevmem. Teşekkür ederim. İyi ki varsın. Sen de. O gerizekalı Yavuz'dan haber var mı? Kurtulmuş. Allah'ın cezası. Herkese bir şey olur, ona olmaz. Dışarıda seni görmek isteyenler var. Ben aşağı ineyim, sonra gelirim. İyisin çok şükür. İyisin. Hadi Didem, rujunu getir Bahar'ın. Böyle rujsuz kötü hissetmesin kendini. Bugün yeterince kırmızı gördü bence Emine abla. Getir, sen yine de getir. Sen kimle geldin Pınar Hanım? Kendim geldim. Geç içeri Pınar, arkadaşın içeride. O suboş ölmedi değil mi Seko? Yok Hamdi baba. Yaman abi kurtardı. Onlar fidanlığa geçtiler. Ben o suboşun hayatını kurtarayım. O da gitsin Hızır'a teşekkür etsin. Nankör it. Öyle deme Hamdi baba. Çıkışta bana bir sarıldı. Hamdi baba 1 milyon istemişti. Ben 2 milyon vereceğim dedi. Ne ikisi Seko? Artık ölene kadar soyacağım onu. Dalını, budağını keseceğim. Parası bitse böbreğini satarım ben onu. Hamdi baba, bana bunlar ne düşecek? Azıcım lan, bugün hak ettin.
Saati nereden çaldın lan Seko? Yavuz abim hediye etti. Kurtuldu diye çok mutluydu. Aferin lan it. İnsanları en mutlu gününde soyacaksın ki peşine düşmesinler. Ver onu bana. Hamdi baba. Bari bu gece kolumda kalaydı. Gece davul çalarken düşürürsün sen. Davula mı çıkacağız Hamdi baba? Bu gece uykusu ağır olanları tespit edeceğiz Seko. Ver ver. Beyler, kendi çayınızı kendiniz koyun. Hele bir anlatın bakalım. Siz bu Yavuz'un adresini nereden öğrendiniz? Restorana babamın adımıyla gitmiş İlyas. Oradan Ercanların götürdüğünü görünce de takip etmiş. Beni aradı. Ben de gittim aldım. Sorması ayıp. Sen niye bizi aramadın da kendi başına iş yaptın? He? Yardım isteyecek halim yok Behzat. Ben kendi işimi kendim görürüm. Yavuz benim evimde kalıyor. Güvenliği içinde zamanında az parasını almadım. Bu kadar da hakkıdır yani, değil mi? Sağ ol Yaman. Sağ ol. Hayatımı kurtardın. Beni %100 öldürecekti o Ercan. Ercan neredeydi Ercan? O niye yoktu orada? İlhan abisini açığa almışlar anladığım. Herhalde onunla kaçacak. Ne bileyim nerede? Kaçacak olsa senin kafana sıkardı Yavuz. Niye böyle bir acemilik yapsın? Ya siz benden ne istiyorsunuz anlamadım ki. Şok halindeyim. Kaçırıldım. Ya iyi iyi. Bahar iyi. Zırt pırt kızı arayıp dışarıya çağırmazsan... yani en fazla sen öldürülürsün. İnsanların başını belaya sokup ondan sonra da şoka giriyormuş. Ben buraya sen Yavuz'a yüklen diye gelmedim. Hızır Reis, Yavuz benim için değerli. Yavuz'u fidanlığa götür. Gelip görüşeceğim dediği için geldim. Birader getirdin sağ ol. Şimdi de cehennem ol git. Burada senin yüzünü görmek isteyen yok. Yapman gerekeni yapmışsın. Şimdi hava atmaya mı oturuyorsun, para mı istiyorsun anlamadım ben yani. Sen kimsin ulan benimle böyle konuşuyorsun? Beyler, sakin olun. Ne demek lan sen kimsin? Senin gibi soysuz değilim. Kim olduğumuz belli. Hırsızın oğlu. Beyler yapmayın ayıp oluyor. Biz bir aileyiz ya. Yahu ayıp ol. Ya İlyas, enişte. Bunlar birbirlerini öldürecekler. Bir şey yapsanıza. Hayır.
Lan! Bitti mi? Enişte! Enişte silah ver! Ercan, Ercan. İlhan yanlarında yok muydu İlyas? Tamam, yanlarında yoktuysa ya kaçmıştır ya da oralardadır. Yok tamam, gelmeyiz. Eve geçin, sahurda görüşürüz. Ne oldu Hızır, kim ölmüş? Ercan adamlarıyla fidanlığı basmış. İlyaslar da öldürmüşler. Reis, tam olarak kim sıkmış o şerefsize? Hani Yaman değilse gideyim yarın elini öpeyim. Bu açıdan diyorum yani. İlyas. Oh, elleri dert görmesin reisim. İshak yanında yok muymuş reis? Yokmuş. Var mı başka soracağınız? Enişte oraya dur. Ne diyor reise sorarsınız? Müsaadenle reis.
Tamam tamam, durma yerinde. Haydi sen de eksik kalma, kalk git. Sağ ol reis. Detayları öğreneyim ki yolda sana anlatırım. Lan bırak, beni dedikoduna alet etme. Hadi yürü de. Hazır reis. Ciğerim Sezai biliyiz. Bilmiyorum da duyuyorum İdris reis. Sağlam uşaktır. O senin götürüldüğün mezbahayı biliymiş. Sahiplerini de tanıymış. İdris, ben oraları anlattım huzura. Sen görüşmeyi anlatsana. Ya bu Rıdvan denen bir herif oranın sahibidir. Bana bak, sen biliyor musun onun nereli olduğunu? Ya suyun öte tarafıdır. Ama ne tarafıdır bilmiyorum. Gittik onunla görüşmeye. Tufan'la beraber. Dedik ona ki... Ya İdris, müsaade et ben anlatayım. He? Böyle giderse mevzunun aslına gelemeyeceğiz yani. Ya ulan Tufan, bir acelem mi vardır senin? Anlat ayırık de. Aman iyi, anlat. Yani sözün kısası Hızır, bunlardan bizim çekeceğimiz var. Benden söylemez. Ha işte. Burayı doğru değil. O Rıdvan'a diyorum ki bu Hızırların senin mezbahada ne işi vardır? Utanmaz adam değil ki, asıl o Hızırların benim mekanımda ne işi vardır? Peki sormadınız mı siz bunlara? İlhan'la, İshak'la, Ercan'la ne bağlantınız? Ne işiniz var diye? Ya sorduk. Sorduk sormasına da cevap veren yok ki. Almış herif yedi sülalecinin yanına, bize sorar ki siz kimsiniz de bana soru sorarsınız diye. Hızır reis gelip senin karşına oturursa iş değişir. Bir pişmanlığın, bilmeden ettiğin bir halt var ise de ona bize. Yoksa bu işin dönüşü olmaz dedim. Ne iş yapıyor bunlar? Ya et işi, restoran işi değiller ama. Bu ciğerim Sezai değil ki. Bu işler paravandır. Soyadı neydi bunların? Ya ben tutamıyorum aklıma. Tufan neydi? Karadağ mıydı, Karadağlı mıydı? Öyle bir şey galiba ya. Bunlar Sırplar. Adı da Rıdvan değil, Radovan. Soyadları Karaviç. İsimlerini, soy isimlerini değiştirmişler Türkiye'ye geldiklerinde. Ama baktığın kağıt nedir? Elimde bir liste var. Bu listede bunların da isimleri var. Bosna soykırımında Sırplara silah yağdırmışlar. İşte o zaman da zaten CIA'nin emrine girmişler. Ya ben sana değilim işte da, uzun anlatmana gerek yok. Bunlar şerefsiz, inanmaysın bana. Al bak. Ulan Tufan, niye inanmayayım ki? Bu ciğerim Sezai'de, bu Sırp Rıdvan tehlikelidir diye. Ne? Şuraya yazayım. Biz tedbirimizi almazsak, bunlar bizim itibarımızı iki paralık ederler. Görüşme neye bağlandı Tufan amca? Adam diyor ki bir derdi varsa Hızır kendi gelsin söylesin. Tamam. Haber verin, gideceğim. Yani şimdi sen diyorsun ki bunlar o FETÖ'nün adamı. Listede varlar yani, öyle mi? Aynen öyle. Bizi oraya boş yere götürmediler Tufan. Ama oradan kurtulabileceğimizi hesap edemediler. İçeri gireceksiniz, kimliklerinizi göstereceksiniz. Hızır'ın yanında, yöresinde kim var, sıkacaksınız. Umrumda değil. Hepsini infaz edip
geleceksiniz. Efendim, kalabalıklar, silahlı adamları var. Oradaki sivil vatandaşlara zarar verme ihtimalimiz de var. Sana az önce umurumda değil dedim. Size emrediyorum. Gidin, öldürün, gelin. Emredersiniz efendim. Sen de kimsin? Alparslan Çakır Bey ile öldürttüğün Ceylan Çakır Beyli'nin yeğeni.